Şimdi bu konuyla başlayalım. Ayşe Ateş'in bir mücadelesi, Selma Ateş'in mücadelesi, iki kadının mücadelesi. Evet. Aslında burada belki de altını çizmemiz gereken durum bu. Üstelik de takipteler, tehdit alıyorlar. Her türlü o duruma rağmen birisi kardeşin, diğeri eşini, nin hakkını aramaya çalışıyor. Bu cinayetin çözümlemesine ve işte sorumluların da ceza alması için mücadelesini veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin söylemiyle kapı kapı dolaşıyor. Evet. İşin gerçek tarafı ve Erdoğan da kabul etti. Ve Erdoğan'ın kabulünden sonra Devlet Bahçeli çok fazla anlaşılmayan, hani dün Ali Babacan diyordu, oksimoron etkisi vardır. Bir cümlenin öbür cümleden farklı olması, hani birbirine iter ve hiç bağdaşmaz cümleler kurarak bir açıklama evet. yaptı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Devlet Bahçeli Allah'a emanet. Öyle mi diyorsunuz? Zaten diyor Allah yanımda. Onun için diyorum yani ben evet. söylemiyorum. Kendisi evet. söylüyor. Evet. Tabii sadece Allah'a emanet demenin de ötesine gidecek bir süreç var. Sen hatırlar mısın bu 60'lı 70'li yıllarda Milliyet'te sanıyorum bir Allah'lık Ali Bey vardı. Hatırlamaz mıyım? Tabii 70'li yıllarda çizgi band. Tabii. Çizgi band. Yani Devlet Bahçeli Allah'lık Ali Bey, MHP Allah'lık Ali Bey. MHP çözülüyor. Benim değerlendirmem aslında o yönde. Yani bir takım verileri buluşturduğum zaman, daha önce de burada konuştuk biz, Bahçeli'nin artık yani siyasi ehliyetinin ne kadar olduğu çok tartışılabilecek bir noktada. Aynı şeyi Tayyip Erdoğan için de söylüyoruz ama ne olursa olsun işte onun karizmatik ve kitlesel pozisyonuyla Bahçeli'nin çok daha ideolojik ve sadece belli bir siyasi oluşumun içinde etkili ama çok uzun bir sürece yayılan ve bugün artık çok yıpranmış fiziksel olarak, zihinsel olarak zaman zaman görüyoruz, izliyoruz bir görüntü verdiği ortada. Bu görüntünün bir anlamı şu Zeynel Bey, Bahçeli giderek bir lider olmaktan çıktı, bir lider simülasyonuna dönüştü. Simülasyon kavramını burada bizi izleyenlere takdim edelim. Olmayan bir şeyin var gibi görünmesi, gerçeğin bir takım göstergelerine sahip olsa da aslında gerçek olmayan, bunları tanımlamak için simülasyon kullanılır. Benzetim olarak belki Türkçe çok tabii yani kolay değil. Tek kelimeyle açıklanmayacak bir... Tek kelimeyle açıklanmayacak bir durum ama sonuçta ortada bir lider simülasyonu var. Bir liderden ziyade ve onun altında da MHP'ye hakim olma yolunda birbiriyle mücadele eden ve bu mücadelede işte bir cinayet işlemekten de geri kalmadığı çok kuvvetli muhtemel bir kadro var. Bütün kavgada bundan kopmuyor mu zaten? Evet. Şimdi Ayşe Ateş'in sözlerine bakıyoruz. İşte siz diyor zaten diyor MHP'yi ne hallere getirdiniz, yaptıklarınızla ne hallere getirdiniz. Zaten Sinan Ateş kendisi de yani bir taraftan beni öldürecekler ama işte değil mi geçmişte Devlet Bahçeli buna ne kadar izin verecek, vermeyecek. Hı-hı. Sonrasında da öldürüldü ve işte onun belki de MHP'nin geleceği için önemli bir seçenek olduğu tartışıldı. Buradan şu an anlaşılıyor. Yani işte o diğer öne çıkan Semih Yalçın gibi figürlere baktığımız zaman MHP'de çok uzun zamandır devam eden Bahçeli liderliğinin giderek yıpranmış, tükenmiş, yok olmaya neredeyse yüz tutmuş olmasıyla bağlantılı olarak bir iç iktidar mücadelesi var. Ve bu mücadelenin aslında Bahçeli'nin liderlik kapasitesini ortadan kaldırdığına ilişkin bir kanaat Tayyip Erdoğan'da da bence oluşmuş durumda. Biraz onunla bağlantılı olarak tabii yerel seçim sonucunda ortaya çıkan tablonun artık bu ittifak iktidarıyla Türkiye'nin geleceğini kendisinin liderliğinde sürmeyeceğini anlamış olması. Peki Bahçeli'nin bu hani iki tarafa da çekilecek açıklaması. Hem yani ben engelsem çekilirim. Zaten Allah benim yanımda ya da ona benzer cümle. Ya da
işte sonuna kadar arkanızdayım Sayın Erdoğan cümlesi. Yani ikisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yani bir taraftan... Burada ne mesaj veriyor? Yani hani, işte bir taraftan... Dil ve edebiyat okulları vardır. Hani işte şair burada ne demek istiyor şeklinde. Bir türlü Bahçeli burada ne demek istiyor şeklinde bir okul herhalde aşmamız gerekecek eninde sonunda. Yani kendince sonuçta bir taraftan gözdağı veriyor. Bir taraftan da hala durumu sürdürmekten yana, yani seni çok seviyorum ama bak ayağında denk al. Evet. Özü bu aslında. Hı hı. Yani ikili okunabilecek bir mesaj. Çok bir de AKP'nin içerisinde hani MHP'nin artık AKP'ye yük olduğunu düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Çünkü kutuplaşma siyasetini daha da stimüle eden, yani kışkırtan, daha da güçlendiren dinamik MHP'den geldi. Hani son dönemde biz kutuplaşma siyasetiyle ayakta kalıyoruz. Bizim kitlemiz bunu seviyor. Muhalefete ne kadar küfredersek, ne kadar saldırırsak, onu ne kadar lanetlersek, cadılaştırırsak o kadar kalabiliyoruz bu çatışmacı siyasetle. Zihniyeti MHP'nin bu ittifak içerisine girmesiyle birlikte çok daha dozu artmış bir noktaya ulaşmıştı. Ama son seçim bize şunu gösterdi. Bu ittifakın seçmenleri bile artık bu ittifaka oy vermiyorlar. Yani milliyetçisi de, muhafazakarı da, dindarı da artık kendilerini CHP bünyesi içindeki bir takım öne çıkan aktörlerden hareketle, İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi isimlerden hareketle kendilerine orada bir temsil imkanı bulmaları söz konusu. Ve ayrıca kutuplaşmanın yorduğu, yıprattığı bir toplum var ve bu toplum aslında farklılıklarıyla bir arada ve bu yaşlı liderlerden, yaşlı siyasetçilerden kurtulma yolunda giderek daha kararlı bir tutum sergiliyor. Bu tutum bize yerel seçimde işaretlerini bol bol verdi. Zaten bugün bu noktaya gelinmesinin, Tayyip Erdoğan'ın işte Ayşe Ateş'le konuşmasının, yargı sürecinin önünün açılmasının, Bahçeli'nin küskünlüğünün, yani bir taraftan küskün, bir taraftan hala işte gönüllü bir pozisyon takınmasının, ama hepsinin ötesinde sen de ben de görüyoruz, biliyoruz ki takati kalmamış bir figür var karşımızda. Siyasi takati tükenmiş bir figür var karşımızda. Büyük ölçüde bu Tayyip Erdoğan için de doğru. Aynı süreç aslında bence birkaç aşama sonra, belki önümüzdeki yıl AKP içinde de yaşanacak ve orada da çok ciddi bir iç iktidar mücadelesi başlayacak. Fakat MHP'nin tarihine baktığımızda, işte 12 Eylül öncesi, sonrası, ülkücü mafyanın sonraki süreçte ortaya çıkması, bütün yani suçla ve şiddetle bağlantılı bir dinamiğin bu siyasi oluşum bünyesinde çok daha bilindik ve belirgin olmasıyla bağlantılı olarak, İşte Sinan Ateş cinayeti sonrası bence ortaya çıkan tablo, MHP çözülüyor. MHP giderek Bahçeli liderliğinde kendi içinde hareketsiz, atalet dolu bir yapı haline geldi. Ve buradan çıkar elde etmeye çalışan figürler var. İşte o figürler Bahçeli adına da konuşuyorlar. Görüyoruz, oraya saldırıyor, buraya saldırıyor, Özgür Özel'e saldırıyor, şuna saldırıyor, buna saldırıyor. Bu çerçevede de Bahçeli'nin önceki haftalarda vurguladığımız gibi siyasi pratik olarak, yani The Walking Dead, hep söylüyoruz ya. Şimdi The Walking Dead. Dilerseniz o meşhur yüzüklü fotoğrafı, paylaşımı size göstereyim. İzleyicilerimiz artık iki günden beri bunu gösteriyoruz. Hep zaten Bahçeli'nin tavrı, hani 4 kere 4, 5 etmez, 8 eder, artı 21, 39'dur gibi bir takım matematiksel hesaplarla bir mesaj vermeye çalışıyor. Subliminal mesaj diye düşünüyoruz biz bunu. Bu kez de yüzüğüyle mesaj vermeye çalıştı. Evet. Ve dikkat ederseniz elinin altında bir dosya var. Bu dosyayı, daha doğrusu bu fotoğrafı Ayşe Ateş görüşmesinden birkaç dakika önce paylaştı. Devlet Bahçeli'nin
kurmayları diyelim. Dolayısıyla burada da bir subliminal mesaj var, işte Allah benimle ya da işte o dosya. Bu dosyada kim bilir ne tutuyor. Tamam. Dosya. Ama bunları Tayyip Erdoğan'ın bilmemesi mümkün değil. Yani orada çok net olarak MHP'nin ne durumda olduğunun bilgisi Erdoğan'da mevcut. Yoksa başka türlü bunca zaman sonra, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra çok net bir şekilde Ayşe Ateş'le görüşüp belli bir sürecin önünü açması mümkün olmazdı. Dolayısıyla karşılıklı kozlarını birbirlerine karşı kullanacaklar. Öyle anlaşılıyor. Mutlaka A planı, B planı, C planı mevcuttur. Sonuçta yerel seçim sonrası ortaya çıkan tabloda Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa tarihinde birinci parti olmaktan uzaklaştı. Bu çok net ve son derece üzerinde durulması gereken bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %37'lerde. Nereden geldi bu oylar? Bu oylar toplumun 20 yıllık AKP iktidarı, özellikle de son 14-15 yılda 2010 sonrası süreçte Tayyip Erdoğan liderliğinde topluma yeni bir şekil vermeye dönük baskıları, mühendislikleri, zorlamaları sonucunda, yani o dimbaz, otoriteryan anlayışın sonucunda bunun başarısızlığının çok net bir şekilde kendilerini destekleyenler tarafından da ortaya koyulduğu bir noktaya gelindi. Aslında biraz sonra üzerinde duracağımız bu Gebze'deki olay da bununla bağlantılı değerlendirilebilir. Evet. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan yeni bir strateji peşinde, bir taraftan önündeki yıllara bakıyor, öte yandan toplumdan yeter artık kutuplaşma, bıktık senin bu celalli dilinden yaklaşımını dikkate aldı. Ona bağlı olarak Özgür Özel'le görüşüyor, muhalefete dönük daha sıcak bir çehre sergiliyor. Bunun yanı sıra işte muhalefetin gölge bakanları, biliyorsun, şimdi Mehmet Şimşek'le de görüşecek, CHP ekonomi kurmayları falan. Bütün bunlar bir plan. Ama bunun yanı sıra elbette Güneydoğu söz konusu olduğunda, DEM Parti söz konusu olduğunda bir başka seçeneği de yedeğinde tutuyor, tutmuyor değil. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla biraz böyle deneme yanılma yöntemiyle gideceği anlaşılıyor. Ama dediğim gibi MHP'deki iktidar boşluğunun farkında, Devlet Bahçeli'nin artık MHP'yi kontrol edemediğinin farkında ve buna bağlı olarak da orada ortaya çıkabilecek yeni gerginliklerin kendisine de zarar vereceği endişesini taşıyor olabilir. Öte yandan da böyle bir durumdaki parti karşısında da elbette kendisini, Bahçeli karşısında, daha güçlü hissediyor olabilir. Evet, sonuçta peki birkaç cümleyle bir ayrılık söz konusu olabilir mi önümüzdeki dönemde? İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığımız cümleleri var ama bir yandan da işte benim elimin altında da dosya var mesajı. İşte Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla verilen mesajlar. Yeni şarkılar, yeni daha. Yeni şarkılar çıkar mı daha doğrusu? Yani çıkabilir elbette, çıkabilir. Ama hani kısa vadede sanıyorum bir anda, çünkü bürokrasideki varlığını MHP'nin hatırlamamız gerekir. İhmal etmemek gerekiyor. O yüzden kısa vadede bir şey, kopuş yaşanacağını düşünmüyorum. Fakat şey benzetmesini de çok uzun zaman önce ben yaptım, biliyorsun. Yani paralel yapıyla bağlantılı, evet, bir yaklaşım, yeni paralel işte MHP olabilir. Bunları çok uzun zaman önce, şimdi pek çok insan konuşuyor da, çok uzun zaman önce burada dillendirmiştik. Orada tabii ki çok yaşananlar, bugüne kadar yaşananlara bakıldığında bir anda kopuş kolay olmayabilir. Kaybedecek bir şeysi olmadığı noktaya geldiğinde. Bu durumda erken seçim isteyebilir mi Devlet Bahçeli? 2018'de yaptığı gibi, 2001'de yaptığı gibi. Vallahi
bütün erken seçim istediği noktada aslında kendi kaybetti. Yani 2001'de istediğinde kaybetti. Parlamento dışı kaldı, evet. Biliyorsunuz. 2015'te 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gidilirken koalisyona yanaşmadı, ortalığı gerdi. Sonra kendi seçmenleri AKP'ye yöneldiler. 1 Kasım'da yine hüsrana uğradı. Dolayısıyla böylesi bir girişimde bulunursa ben yine bundan kendisinin zarar göreceğini düşünüyorum. Bu arada Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'le kurduğu bağlantı milliyetçi seçmen popülasyonunu farklı bir yörüngeye oturtma yönünde girişimler, Meral Akşener olabilir, İyi Parti ile yakınlaşma olabilir. Bütün bu seçenekler var. Dolayısıyla Erdoğan'ın eli bu açıdan daha zengin görünüyor. Ve ben erken seçim sürecinin önümüzdeki yani bir yıl içerisinde söz konusu olamayacağını, ondan sonraki dönemde yani bu 2025 sonrasında gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Evet. Şartlara bağlı olarak tabii. Evet. Şimdi, daha önce gelmez. Daha önce gelmez. Ben tahmin etmiyorum. Yönetmenimden de rica edeceğim. Şurada sürekli baktım, bulamadım.